Yine sesini dışarıya Savcının alabiliriz canlı tayiniyle yayında. ilgili. Tamam. 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 Hemen. Savcı Evet. tayiniyle ilgili sana da soralım. Bu ne anlama geliyor? Ezra, Yani günaydın şu anda öncelikle. Günaydın. aslında bunun için ben de gördüm, şaşırdım da. Daha önceden bilinen bir şey miydi, planlı bir şey miydi, apar topar mı yapıldı? Şimdi bunun için yorum yapmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle bu konuda da bir şey yazmadım. Şimdi bekliyorum ben de bu konudaki şeyi açıkçası. Evet. Birkaç gün içerisinde nasıl yerine hangi savcı atandı, kim geldi, bu savcı neden gitti? Ben her şeyin daha berraklaşacağını düşünüyorum. Şimdi bu konuda iki çeşit yorum yapanlar var. Evet. Yani burada dosyanın gidişinin belli bir yere doğru gidişinin engellenmeye çalışılma ihtimali. Birinci ihtimal, ikinci ihtimalde daha iyi olacağı, daha iyi bir şekilde etkin Evet. soruşturma yapılacağına yönelik. Evet, iki görüş var. Evet, iki görüş var ama tabii ki bana sorarsanız benim kişisel fikrim ben bilmiyorum. Ben ikisinin de şu an doğru olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir soru işaretiyle bekliyorum. Çünkü dün sadece tek bir savcının yeri değişmedi. Birçok hakim savcı değişikliği yapıldı. Bu da daha farklı meselelerin konusu olduğunu düşünüyorum. O nedenle daha geniş bakmak gerektiğini düşündüğüm için kızlar biraz mesafeli konuya yaklaşıp gelecek olan savcıyı yapılacak olan işte yani yorum yapacağım onu bekletiyorum yorumumu. Hadi Gelecek olan yeni savcı mı sizin bir tahmin yapma, öngörüde bulunma durumunuzu belirleyecek? tabii ki benim için öyle. Yani buraya kim gelecek? Belki de gelmiştir. Ben bilmiyorumdur. Bunu bilemem. Belki gazetecilerde, adliyede zaten vardır bu bilgi. Evet. Bakanlıkta da vardır. Benim için bu çok önemli. Evet. Çünkü başından beri aslında bu savcı operasyonu yapan, delilleri toplayan, hani dosya güzel gidiyor gibi gözüküyordu dışarıdan. Evet. İşte biliyorsunuz bir takım gizli tanıklarla kara para bağlantılarının tespit edilmeye daha yakınlaştığı söylendi gazetelerde. Evet. Şimdi bunun bir anda değişmesi ve Erzurum'a gitmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bir hakim savcının İstanbul gibi bir yerden Erzurum'a gitmesi tırnak içinde sürmek olarak gözükülür. Yani neden? Şimdi bu da taşra denir. Erzurum işte bu tür yerler hani taşra denir. Giresun'u yani büyük şehir değildir şey anlamında. Hani İstanbul, İzmir, Ankara Anladım. değildir. Şimdi bu bir görev düşümü mü, sürülmüş olmak mı? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şöyle de bir duyum aldım adliyeden. Daha önceden zaten bunun bilindiği, savcının da kendisinin gideceğini bildiğini bana söyleyenler oldu. Fakat bu bir dedikodudur yani. Hani kulis bilgisidir diyeyim daha Anladım, doğrusu. anladım. Bana aktarılan şey bu. Peki, çok teşekkür ederiz Rica yayına ederim, katıldığın için. iyi yayınlar. Sağ Hoşça ol, kalın. mersi, hoşça kal. Evet, tabii sen astrolog kısmında kaldın biraz da. Yani böyle bir Astrologlar şey. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ama yıl Temmuz, Ağustos, Eylül, söylemiyor. Ekim, Kasım, Aralık'ta Yıl çıkabilir. söylemiyor ama. 7 Yıl ay, yok. 12 ay içinde çıkabilir. Şimdi keza Haziran'da çıkarsa ben demiştim diyen 20 tane astrolog çıkacak. Hatta astrolog hanımefendi diyecek ki ben onu muallakta söylemiştim 3 ay ama üstüne koyayım bir 3 ay daha. Şimdi Dilan Yıldızlar ne cezaevinde, diyor, yargı ne diyor? Müge, Çok Dilan karar verecek. cezaevinde eğer orada bir telefon olsaydı orada fincanının fotoğrafını falcıya atabilirdi ya da Ha, astroloğa tabii. atabilirdi. Yani Kapatıp. aslında seviyor bu fal işlerini. Tabii ki. Şey yapmak istiyor işte, ziyaretine Evet, gelmesini gelsin diyor, istiyor. isim yazdırmış İsim oraya. yazdırmış. Astro. Oraya gitmişken bir de tarot falan açar. Ha? Şimdi Polat öyle bir şöhret oldu ki Dilan Polat bazında söyleyelim. Sokağa çıkın. Tanımayan Dilan yok. kim diye sorun. Bakın soyadına bile gerek yok. Tanımayan yok. Her kitleye hitap ediyor. Zengin, fakir, eğitimli, eğitimsiz. Yani şöyle söyleyeyim. Arabanızı bıraktınız valede Dilan diyor. Hastaneye gittiğinizde doktor da Dilan ne Dilan diyor. olacak diye soruyor. Herkes, evet. Herkes onu tanıyor. Keza Yani soyadınız sizin, içinizden birisinin soyadı Polatsa şeyi de soruyorlar. Var mı bir akrabalığın, bir yakınlığın? Araba plakanız DP ise yandınız.
oraya kadar, oraya kadar. Çünkü Vatan Caddesi'ne çekilen otomobillerinin plakaları bile Türkiye'de bazı kişiler tarafından ezberlendi. Öyle büyük bir şöhret yani. Şimdi rahmetli Hıncal Uç yıllar önce şöyle bir yazı yazmıştı. Bir insanın star olduğunu nasıl anlarsın? İşte. Şimdi star demeyelim ama biz tanınan yani diyelim. Adını söylediğinizde aklınıza geliyorsa, çünkü büyük isimler önce soyadlarını kaybederler. Hı. Yani senin artık onun soyadını falan söylemene, yani anımsatmana, hatırlatmana falan gerek yokudur. Kıvanç deyince Kıvanç Tatlıtuğ dersin. Tabii. Sezen deyince Sezen Aksu dersin. Ajda Pekkan, Pekkan demene gerek yoktur. Ajda deyince Ajda Pekkan gelir aklına. Siyasette örneği vardı. Evet. Özal denirdi. Hiç ben Turgut Özal diye hatırlamıyorum. Demirel denirdi. İşte onu diyorum. Süleyman'a gerek yoktu. Yani bir de tabii biz şu magazin dünyasında sonradan o kadar çok insan tanıdık ki bir isim geçiyor. Kim diyorlar? Hani var ya şu albümü çıkaran, onun eski eşinin adı gelmiyor, adı gelmiyor, adı gelmiyor. Evet, şimdi. Şimdi onun da şöhretinden faydalanmak isteyen astrologlar olacaktır. Bu hanımefendi için söylemiyoruz ama geçen ay ben böyle X'te geziyorum, bir şeye denk geldim. Bir kadın yıldız haritasına bakmış, Dilan Polat'ın. Dilan'ın. Evet, şöhreti devam edecek mi, etmeyecek mi, onunla ilgili bilgi veriyor. Aman ne kadar büyük bir şey, şöhreti devam edecek mi? Yani Dilan'ın da derdi şu anda şöhretim devam edecek mi, etmeyecek mi? Yahu. Hani kadının şu an tek derdi ben çıkacak mıyım, çıkmayacak mıyım? Bir de bir şey söyleyeceğim, ona gelene kadar edecek tabii ki şöhreti devam. Bu sefer de çıktıktan sonra o içerideki kaç gün geçirdiyse onun hikayelerini dinleyeceğiz. Hala seveni var, takip edeni var. İkizler Burcu'ymuş. Dilan mı? Evet. Hı. 21 Temmuz'muş. Ben de şöyle yayına girmeden önce baktım İkizler Burcu'nu ne bekliyor diye. Oo, bir sürü şeyler, hepimiz bir sürü şeyler bekliyor da. Kızlar şunu yazmışlar. Ne diyor? Ha. Önce bir kaybolacak, ardından yeniden ortaya çıkacak. Çalışmaları perde arkasından yönetecek. Bu satırlar ona uydu. Aa, evet. Değil mi? Evet. Uydu. Müge bak şöyle de bir yorum gelmiş. Kızlar. Dilan'ın astrolog haberini görünce kafamdan ilk şu geçti. Demek ki hala parası var ve hala masraf yapıyor. Yok, bu masraf astrolog, yapmaya gerek yok. Astrolog para almış mıdır? Hayır. İsteyecek midir? Bence şu an astrolog Dilan'a gitti diye 50 kişi astroloğa arayıp beni de bana da yıldız haritası çıkarır mısın diyecek. Kat be kat para kazanacak. Hiç bence para ödeyeceğini zannetmiyorum. Zaten hanımefendi fazlasıyla meşhur oldu, şöhret ya. Çok da güzel algı yapıyorlar yalnız, çok, değil mi? Ya. Her gün böyle bir yok dua ediyorlar, namaz kılıyorlar, gözyaşı döküyorlar, fala baktırdılar. Astrologla avukat bir telefonlaşmış mıdır? Bilemedim. Ha? Mesajlaşmalar herhalde avukat üzerinden ilerliyordur tabii, diye düşünüyorum. Yani avukat önce öpücük yolluyor, sonra astrolog çağırıyor.